VOA Türkçe adına herkese Pensilvanya eyaletinden merhaba. Ben Özlem Tınaz, VOA Türkçe ekibinden Celal Çevirgen'le birlikte Philadelphia'dayız. Bugün seçim artık 2 gün kala tüm Amerika'da gözlerin çevrildiği yerdeyiz. Gözler burada çünkü az önce Başkan Joe Biden buraya geldi. Yalnızca Başkan Joe Biden değil, bir önceki Başkan Donald Trump da Pensilvanya'da ve yine Biden'a da Başkan Barack Obama da eşlik ediyor. İşte hepsinin adresi bugün burası. Bunun nedeni de Kongre'de Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki denge açısından oldukça kritik bir öneme sahip bir seçiminde adresi burası. Senatör Pat Toomey'nin koltuğu bırakmasının ardından boşalan o koltuğu kimin dolduracağı sorusunun yanıtı bu denge açısından çok önemli. Demokrat John Fetterman ve Cumhuriyetçi Mehmet Öz arasındaki kıran kırana mücadeleye ev sahipliği yapıyor bu eyalet. Hafta sonuna doğru yaklaşırken ilk kez Mehmet Öz rakibinin önüne geçti. Ama hemen belirtelim, aralarındaki fark o kadar az ki günlük anket sonuçları değişiyor. Örneğin dün Fetterman öndeydi. Dolayısıyla kimse kesin Fetterman ya da kesin Öz kazanır diyemiyor. Bu da bu seçim yarışındaki heyecanın artmasına neden oluyor. Ki Philadelphia'lılar ve bu çevrede yaşayanlar da oldukça ilgi gösteriyorlar bu araya. Güvenlik önlemleri üst düzeyde, onu söyleyebiliriz. Gizli servis, Philadelphia polisi her tarafı sarmış ve kapatmış durumda. Ama dediğimiz gibi kritik bir seçim. Bu yüzden de bu iki aday partilerinin geleceği açısından önemli bir yarışta mücadele ettikleri için partilerinden en üst düzeyde destek görüyorlar. Ki her iki partide hem yarışın stratejik önemi hem de seçmenlerin son 4 başkanlık seçiminde bir partiden diğerine kayma geçmişi nedeniyle Pensilvanya'ya büyük ilgi gösteriyor. Başkan Joe Biden daha önce de gelmişti Pensilvanya'ya ve Fetterman'a desteğini göstermişti. Başkan Joe Biden, Başkan Trump da yine Öz'e destek için eyaleti ziyaret etmişti. Ve işte bugün her ikisi de eski başkanlardan Barack Obama da dahil buradalar. Ama dediğimiz gibi Philadelphia'da Başkan Joe Biden ve Barack Obama Fetterman'a destek için Temple Üniversitesi'ndeki bu salonda birazdan konuşacaklar. İlk program sabah saatlerinde Pittsburgh'daydı. Barack Obama ve Fetterman bir etkinliğe katıldı. Yaklaşık 1-1,5 saatlik mesafede de ilerleyen saatlerde yine Trump ve Öz'ün bir programı olacak. Neler yaptılar? Başkan Barack Obama seçmenlerden destek istedi. Demokrat seçmenlerden bağış aldılar. Ardından buraya Philadelphia'ya Temple Üniversitesi'ne geldiler. Ve 3 günde 4 eyaleti kapsayan bir kampanya turuna çıkan ve az önce Chicago'dan gelen Başkan Biden'a katıldılar. Dolayısıyla demokratlar dev bir kadroyla buradalar diyebiliriz. Trump ise dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde Lathrop'ta Öz'e destek için bir mitinge katılacak. Bu seçimin sonucu Başkan Biden'ın görev süresinin bundan sonraki 2 yılında gündemindeki önemli konuları yasalaştırıp yasalaştıramayacağını da belirleyecek. Kongrenin iki kanadından herhangi birinin Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmesi, partiler üstü konular dışındaki maddelerin geçmesini zorlaştıracak. İşte o yüzden de kritik bir seçime doğru yaklaşıyoruz. Senato'nun 1/3 ve Temsilciler Meclisi'nin tamamı için yarış heyecanı artık en üst düzeye ulaşmış durumda. Sadece Senato'da değil, valilik yarışı da kritik. Demokrat vali adayı Josh Shapiro, Cumhuriyetçi rakibi Doug Mastriano karşısında önde. Ama valilik yarışında Shapiro'yu destekleyenler arasında Senato için Öz'ü desteklemeyi planladıklarını söyleyenler de var anketlere göre. İki adaya yakından bakarsak Fetterman 53 yaşında, Öz 62 yaşında. Fetterman Mayıs ayında geçirdiği felcin etkilerinden kurtulmaya çalışıyor, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Öz de kampanyasını rakibinin sağlık durumu üzerinden yürütüyor bir hekim olarak. Ancak Fetterman da rakibinin televizyon programlarında yaptığı ürün tanıtımlarındaki şaibe iddialarını gündeme taşıyor. Kürtaj konusu iki adayın ayrıştıkları konuların başında geliyor. Öz kürtaja tecavüz, enses ya da annenin hayati tehlikesi durumları dışında karşı çıkıyor. Fetterman ise seçilmesi durumunda bu yıl Anayasa Mahkemesi'nin geri çevirdiği Amerika çapında kürtajı yasal kılan kararının yeniden yasalaştırılmasını destekleyeceğini söyledi. Bugüne dek yapılan seçimlerde iktidardaki partinin genellikle güç kaybettiği görüldüğü düşünülürse, üstelik de enflasyonun son 40 yılın en üst düzeyde yaşandığı, seçmenlerin ülke gündemindeki birçok önemli başlığı geride bırakıp önceliği ekonomi gündemine verdiği bir ortamda, demokratlar için şu an ülkenin içinde bulunduğu durum bir dezavantajken,
Cumhuriyetçiler ekonomideki kötü gidişattan Biden ve demokratları sorumlu tutuyorlar. O yüzden de gözler bugün Pensilvanya'da. Dediğimiz gibi az önce Başkan Joe Biden bu salona geldi. Demokrat senatör adayı John Fetterman'ı desteklemek için. Biz VOA Türkçe ekibi olarak hem seçimi hem sonuçları Pensilvanya'da takip edeceğiz ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve yayınımıza burada bir nokta koyalım. Bize voatürkçe.com internet adresimizden, Facebook'un yanı sıra Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.